İlseven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri, pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Başarımızın önünde zihnimizde canlandırdığımız ve istediğimiz her şeyi değiştirmenin fikri olduğunu varsayarsak, yaşamımızı hayal ettiğimiz hale getirebilecek değişiklikleri yapabilme gücüne de sahip olduğumuzu anlarız. Bunu yapmanın en kolay yolu kazanma istediğinizi harekete geçirmektir. Hayatınızın her alanında karşınıza çıkar bu. Bu zayıflamaktan işinizde başarılı olmaya kadar her şeyde olabilir arkadaşlar. Başarılı insanlar istedikleri hedeflerini ve hayallerini başarmak için öncelikle yaşamak istediklerini zihinlerinde canlandırmaktadır. Sporcuları da bahsetmiştik zaten. Sporcular zihinlerinde kazanacaklarını canlandırarak en iyi performanslarına ulaşmışlardır. Futbolcular ve basketbolcular topa kusursuz bir temas ederek, ettiklerini hayal ederek, zihinsel uygulamalar yaparak başarıya kavuşmuşlardır. Bayanlar zihinsel uygulamalar yaparak diyet yoluyla bedenlerini ince ve sağlıklı tutabilirler arkadaşlar. Öğrenciler sınavlarını istediklerinden iyi geçmesi için zihinlerinde canlandırabilirler. Bunun gibi birçok örnek verilebilir. Bunların hepsi gerçek olmayacak kadar iyi görünebilir. Fakat çok işe yarayan bir yöntemdir arkadaşlar. Zaten sonuçlarını aldığınızda da bu farkı rahatlıkla fark edeceksiniz. Beş duyunuzu harekete geçirerek güçlü bir zihinsel canlandırma yapabilirsiniz. Yeni bir yere baktığınız zaman saniyenin %1'inden daha çok ve kısa bir sürede bütün vücudunuzun kimyasının değiştiğini anlayacaksınız. Beyniniz, bilinçaltı ve sinir sistemi de canlandırdığınız işi sanki başarmış gibi algılar ve vücudunu ona uygun hale getirir. Güzel bir manzarayı seyrederken bedeniniz endorfin üretir. Endorfin kendinizi rahat, sakin ve huzurlu hissetmenizi sağlayan hormondur. Beyniniz, bilinçaltı ve sinir sistemi o işi sanki başarmış gibi algılar ve vücudu ona uygun hale getirir. Zihninizde neyi canlandırıyorsanız onu yaşarsınız arkadaşlar. İstediğiniz şeyler zihninizde odaklandığınızda gerçekleşir. İstemediklerinizin olmasını odaklanmaya son vererek engelleyebilirsiniz. Ve bir daha gelmezler. İstenilenleri zihninizde canlandırarak, onlara odaklanarak hayal gücünüzü kullanmanızın yaşamınızın standartlarını belirlediğini söyleyebiliriz. Bu aynı zamanda hayallerinizi dilek olmaktan çıkartıp gerçekliğe dönüştürme yolunda ilk adımdır aslında. Zihniniz olayları birleştirme kapasitesine sahiptir. Belirli bir hedefiniz zihninde canlandırdığınız zaman bilincinizin değişimi yaratmakta olup
derin bir katmana bağlanmış olmaktadır. İşte bu sizin bilinçaltınızdır. Bilinçaltınız doğruyu ya da yanlışı ayırt etmez. Yalnızca hedefin yönünü bilir, yani bir kurt köpeği gibidir. Ne isterseniz onu alır gelir. Belirli bir hedefe ulaşmaya odaklandığınızı canlandırarak zihninizi kazanma yönünde çevirebilirsiniz. Pek çok hayal içinde zihninizi belirli hedeflere ulaşma yönünde etkilemiş olabilirsiniz. Zihninde canlandırma kalbinizden gider. Yaşam, dünya ve çevrenizdeki insanlarla ilgili duygularınızı değiştirir. En önemlisi kendinizle ilgili görüşlerinizi değiştirerek her şeyin en iyisini hak ettiğinizi fark etmenize yardımcı olur. Zihinde canlandırma size sunulmuş sınırsız potansiyelin farkına varmanızı sağlayacaktır. Hayallerinizi ve hedeflerinizi bir kere zihninizde canlandırmaya başladığınızda bu siz ve evrenin işbirliği yaptığını tadacaksınız, anlayacaksınız ve daha çok bunu yapmaya çalışacaksınız. Çevrenizdeki insanların size yardımcı olmak için nasıl çaba harcadıklarını görüp hayrete düşeceksiniz. Tek yapmanız gereken başarmayı hedeflediğiniz bir şeyi önceden hayalinizde gerçekleştirmek. Hayalinizi kurmadığınız hiçbir şey gerçek olamaz arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar merhaba. Aradan sonra yine sizlerleyim. Şimdi devam edelim isterseniz. İmgeleme yapmak için 4 adımı anlatalım. Hedefinizi belirleyin. Sahip olmak uğruna çaba göstermek, gerçekleştirmek ya da yaratmak istediğiniz şeye karar verin. Bu bir iş, bir ev, ilişki, geçirmek istediğiniz bir değişim, refaha kavuşmak, daha mutlu bir ruh hali, daha sağlıklı olmak, güzelleşmek, daha iyi fiziksel bir duruma gelmek herhangi bir şey olabilir. Önce gerçekleştirebileceğine inandığınız, yakın bir gelecekte gerçekleştirebileceğinizi hissettiğiniz hedefler belirleyin. Böylece kendi içinizde oluşacak aşırı olumsuz bir direnişle başa çıkmak zorunda kalmaz ve yaratıcı imgelemeyi öğrenirken başarıya ulaşma duygusunun en üst düzeye çıkarabilirsiniz. Sonraları deneyimli hale gelince daha zor ve çaba gerektiren sorunları ele alabilirsiniz. Devam ediyoruz. Net bir fikir ya da görüntü yaratmalıyız. Gerçekleşmesini istediğiniz şeyin ya durumu ya da istediğiniz biçimiyle hayal edin ve canlandıralım. O şekilde gerçekleşiyor. Ancak bu şeyi şu anda gerçekleşmiş gibi, zaten olmuş gibi düşünmeye, öyle hissetmeye çalışmalıyız. Şimdi kendimizi o durum içinde arzu ettiğiniz şekilde görmeye çalışalım. Ve sahneye mümkün olduğunca çok ayrıntı katalım. Eğer isterseniz daha sonra ayrıntısıyla açıklanacak bunların devamı. Bu şeyin ya da durumun gerçekte bir fiziksel resmini de oluşturabilirsiniz. Bu zorunlu olmayan, isteğe bağlı bir adımdır ama genellikle işe yarar ve eğlencelidir. Diğer bir adımı, sık sık üzerine odaklanmak gerekir. Arzu ettiğiniz şeyin fikrini ya da görüntüsünü hem sessiz meditasyon seanslarında hem de gün boyunca aklınıza gelen her an sık sık zihninizde canlandırın. Bu şekilde yaşamınızın ayrılmaz bir parçasına dönüştürün. Giderek daha gerçek halde ve onu daha çok inandığınız için zihin ekranınıza daha kolay yansıyabilir. Bunun için çok fazla uğraştığınız ya da onu aşırı ölçüde bir enerji yüklediğiniz
hissettiğini hissetmek önemlidir. Bu diğer şekilde engel hissettirir. Ona pozitif enerji yüklemeliyiz. Hedefinize odaklanırken onunla ilgili olumlu, yüreklendirici şeyler düşünmeliyiz. Bu arada kendi kendimize güçlü, olumlu bildirimlerde bulunmalıyız. Elde etmek istediğimiz şeyin bir ve var olduğunu, size geldiğini ya da gelmekte olduğunu söylemeliyiz sık sık. Kendinizi arzuladığınız o şeyi alırken ya da kazanırken görmeye çalışmalıyız. Bu olumlu bildirimlerle onaylamalar denilmektedir. Onaylamalar kullanılırken kuşku ya da güvensizlikten geçici olarak kurtulmaya, onları hiç olmazsa o anlık saf dışı etmeye çalışmalısınız. Arzuladığınız şeyin gerçekleşmesinin mümkün olduğunu, onun gerçek olduğunu hissetmeye çaba göstermelisiniz. Almış olduğunuz bu eğitimin E-Devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Bu Yaratıcı İmgeleme kitabından alıntıdır arkadaşlar. Bu sizin için. Hayatımıza istediklerimizi nasıl çekeriz? Bu bir meditasyon arkadaşlar. Şimdi hep beraber gözlerimizi kapatalım ve nefesle gevşemeye çalışalım. Evet arkadaşlar, meditasyonumuza geçebiliriz. Müziği ayarladım. Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Derin nefesler alıyoruz. Müziğe odaklanın. Zihniniz yavaş yavaş rahatlıyor. Nefesinizi alın burnunuzdan yavaşça. Nefesinizin organlarınızda hissedin. Nefesinizi verirken yavaş yavaş tutun ve odaklanın. Dingin bir zihin haliyle odaklanıyoruz arkadaşlar. Karşınızda kendi hayalimizi inşa etmeye başlıyoruz. Nefes almaya devam ediyoruz. Nefes, derin derin nefes alıyoruz. Her nefeste biraz daha derinleşiyoruz. Neyi imgelemek ve nerede, nasıl yaşamak istiyorsun? Bunu biraz hayal edelim. Bu tamamen sana bağlı. Yavaş yavaş bütün hayalini inşa etmeye başlıyorsun. Detayları hayal et. Etrafında neler var, ne duyuyorsun? Hepsini teker teker hayal etmeye başlayabilirsin. Bu senin hayalin. Ne istersen onu inşa ediyorsun. Tüm detayları, güzellikleri, hepsini zihninde gör, yaşa, oluştur. Bu hayalini ne kadar istiyorsun? Buna odaklan. Gerçekten istiyor musun? Onu yaşa. Olunca neler olacak, onları düşün. Tüm bedenle, kalbinle inanıyorsun bu olacak şeye. Yeni bir gelecek yaratmış oluyorsun istediğin şeylerle. Evet, nefes almayı unutmuyoruz. Derin derin nefesler alıyoruz. Bir
yürüdüğünü düşün. Her bir adım attığında hayaline bir adım daha yaklaşmış oluyorsun. Onu düşün. Bir adım daha atıyoruz. Şimdi kendini biraz yukarıda olduğunu hayal et. Kendine baktığını hayal et. Ne görüyorsun orada? Neler yapıyorsun? Nasıl görünüyorsun? Derin derin nefesler alıyoruz. Evet, işte böyle. Hayal etmeye devam ediyoruz. Şimdi derin bir nefes alıp elini kalbine koymanı istiyorum. İnşa ettiğin hayalin içinde yaşamaya başladığında ne hissederdin? Kalbinde nasıl bir his uyandırdı şimdi bunu söyleyince? Buna odaklan. Evet, işte böyle. Harika bir hayal değil mi? Neler yaşıyorsun kim bilir? Evet. Bu haline öyle bir tutun ki içinde dolaş, karşısına geçip neler hissettiğini gör. Tüm hücrelerinde yaşa ve hisset. Şimdi bu hayalini küçük al ve kalbinin içine yerleştir. Tüm duygularını yaşa, tüm hayalini yaşa. Nefes almaya devam ediyoruz. Şu andan itibaren her kalbinin atışında bunu gerçekleştirmek için harekete geçeceksin. Nefes almaya devam et. O duyguyu kalbinde hisset. O coşkuyu, inan. Buna inan olacağını biliyorsun zaten. Şu anda yaşıyorsun çünkü. İstediğin an gözlerini açabilirsin. Biraz kendini dinle şimdi. Hala o coşku içinde mi? Mutlusun. O istediğin şey olduğu zaman gerçekten mutlu olacak mısın? Hayal etmene değiyor mu? Bunları bir süzgeçten geçir ve hayal olmaktan çıkar, gerçekleşsin. Evet arkadaşlar. Evet. Ne hissediyorsunuz? Bilmiyorum. Ama çok merak ediyorum. Kuantumdaki yasaları bilmezsek konuyu tam olarak oturmayacağını düşünüyorum. Şimdi biraz evrensel yasalardan, kuantum yasalarından bahsetmek istiyorum size. Evrensel çekim yasası en önemli yasalardan bir tanesidir. Bu yasa evrende her şey enerjidir ve her enerji kendine benzeyen diğer bir enerjiyi çeker. Bizler bilinçli ya da bilinçsiz olarak sürekli bir şeyleri hayatımıza çekiyoruz. Her neye odaklanıyorsak buna enerji gönderiyor ve bu olasılığı hayatımıza dahil ediyoruz. Çekim yasası sizin ona inanıp inanmamanızla asla ilgilenmez. Her zaman iş başındadır. Bilinçsizce ürettiğiniz düşünceler kendi frekansına uygun insan ve olayları hayatımıza çeker.
sen ne varsa onunla eşleşirsin. Bu yasayı iyi anlarsanız istediğiniz şeyi hayatınıza çekmek için bilinçli olarak çalışabilirsiniz. Zihinsel disiplin elde edeceksiniz bunu yaptığınız takdirde. Bu yasayı iyi kullanmak için ne istediğinizi netleştirin ve sanki istediğiniz olmuş gibi canlı duygular üretin. İmgeleme yapın. Ondan sonra diğer bir yasa, denklik yasası. Bu yasada fiziksel boyutta olan her şeyin zihinsel ve spiritüel boyutta da karşılığı vardır. Evren sonsuz sayıda olasılıklarla doludur ve her biri gerçekleşene kadar hepsi vardır. Olan şey ise insanın farkındalığı ve gözlemidir. İnsan bir olasılığı gördüğü anda onu gerçeğe çevirir. Evrendeki tüm potansiyellerin, tüm olasılıkların aynı anda var olmasını sağlayan yasa bu yasadır. Denklik yasası bize şunu öğretir. Her şey mümkündür ve aklınıza gelen her olasılık vardır. Hiçbir şey imkansız değildir. Yaşamımızda yeni bir olasılığı gerçekleştirmek için harekete geçmeyi öğrenmeliyiz. Düşüncelerinin kendi gerçekliğini yarattığını net olarak anlayacaksın bu durumda. İstediğiniz olasılıklara yoğunlaşmayı öğreneceksiniz zamanla. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Gelelim neden sonuç yasasına. Bu yasa ne ekersen onu biçersin şeklinde tanımlanan bir yasadır. Enerji dairesel hareket eder ve evren gönderdiğiniz her enerjiyi size geri döndürür. Gönderdiğiniz enerjinin olumlu veya olumsuz olması da bu süreci değiştirmez. Bir şeyden korkmak ama sonrasında bunu umutla beslemek, bir şeyi istemek ve sonra vazgeçmemek gibi durumlarda enerjiler birbirini etkisiz hale getirmektedir. Herkesin özgür irade seçimlerine saygı duymamız gerekir. Zorla değiştirmeye ya da fikrimizi kabul ettirmeye çalışmamalıyız. Kin, nefret, öfke sadece tehlikeli ve güçlü duygulardır. Eğer bunlara sahipseniz hayatınıza güzel şeyleri çekmekte zorlanabilirsiniz. Bu nedenle kendinizi ve başkalarını affetmek çok önemlidir. Geri dönüş yasasına gelelim. Her şeyin size geri döneceğini söyleyen yasadır. Ancak sevgiyle verilen şeyler size 10 kat daha güçlü olarak dönecektir. Sevgiyle ve karşılık beklenmeden verdiğiniz takdirde her şey size artarak, çoğalarak geri dönecektir. Verdiğiniz şey para, zaman, ilgi ya da hediye olabilir. Ne olduğu hiç önemli değildir arkadaşlar. Önemli olan koşulsuz ve beklentisiz olarak vermendir. Sadece yardım etmek ve birisini mutlu etmek gibi bir amaç taşımalısın. Sevgiyle vermelisiniz. O zaman verdiğiniz her şey evrenden size 10 kat olarak geri dönecektir. Çoğu zaman vermekte zorlanmanızın nedeni yoksunluk ve kıtlık bilincidir arkadaşlar. Oysa evrende bolluk vardır. Sevgiyle vermemiz gerekiyor. Sevgiyle size geri geleceğine inanmalısınız. Para bir enerjidir. Şu olumlamayı yapmanızı öneririm. Sevgiyle verdiğim her şey bana katlanarak geri dönüyor. Bu çok güzel bir olumlamadır.
günde birkaç kez söyleyebilirsiniz. Tabii daha önce de anlattığım gibi bu olumlamaları tekrar ederek hayatınıza bir dönüm noktası oluşturup gerçekleştirebilirsiniz. 21 gün en az, 3-21 günü öneriyorum ben size. Bu sefer kalıcı bir şekle gelip bu bilinciniz, kıtlık bilinciniz varsa bundan kurtulabilirsiniz. Daha sonraki yasamız görecelik yasası. Bu yasada evrende her şey şimdiki zamanda vardır. Anı yaşamakta böyle bir şey diyoruz. Anın önemi. Her şeye anlam veren biziz aslında. İyi kötü, doğru ve yanlış yoktur. Bir kişinin lastiği patlaması o kişi için kötüdür ama lastikçi için iyidir. Olayların göreceli olduğunu ve olayları olduğu gibi kabul etmenin gerektiğini söyleyen bir yasadır görecelik yasası. Hırsızlık, zalimlik, cinayet ve benzeri bunları onaylamıyoruz ama bunları gerçekleştiren de teklik yasası bizim bir parçamızdır. Eğer insanların içinde bu duygular olmasa teklik içinde bunun olması mümkün değildir. Ve hepimizin içindeki acımasızı, zalimi, katili şifalandırmamız gerekir. İnsanları yargılamayın, olduğu gibi kabul edin demişlerdir. Dönüşüm yasasına bakalım. Enerji sürekli form değiştirir arkadaşlar. Görünürde hiçbir şey yok gibidir. Ancak her madde değişmektedir. Biz herhangi bir düşünceye bilinçli olarak odaklandığımız zaman artık orada aktif bir enerji vardır. Birisine bilinçli olarak düşüncelerinizi gönderdiğinizde enerjiyi diğer kişide aktif olarak gönderiyorsunuzdur ve pasif olan enerjiyi aktif hale dönüştürüyorsunuzdur aslında. Bu durumda enerji bizden dalgalar halinde evrene yayılır. Herhangi bir şeyi istediğiniz zaman bu enerjiyle ilk bakışta pasif bir enerji sağlarsınız. Ama istediğimize odaklandıkça, güçlü olarak sürdürdükçe bu enerjiyi, dikkatimizi istediğimiz her şeye verdikçe pasif durumdaki enerji aktif duruma geçer. Burada önemli olan odaklanmak ve bunu devam etmeyi başarmaktır. Aksi halde pasif enerji aktif hale geçmeyecektir. Bu yasa titreşim yasası ile birlikte çalışır arkadaşlar. Olumsuz her bir duygu inancımızı, korkumuzu değiştirmemiz bu yasa ile mümkündür arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer bir yasaya, ritim yasasına. Her şeyin döngüler halinde hareket ettiğini söyler. Hiçbir şey aynı kalmaz. Her şey belli bir ritimle salınır diyor. Halk dilinde her çıkışın bir inişi vardır diye bir söylemde vardır. Her gece sabaha, her kış bahara gebedir. Eğer hayatınıza zor bir dönemden geçiyorsanız bu bir süreçtir. Ve enerjinin salınımı değiştiği zaman bu süreç de bitecektir. Eğer çıkış dönemindeyseniz bunu lehinize kullanabilirsiniz. İniş dönemini, altyapısını hazırlayabilirsiniz. İniş dönemi her iyi bir şeyin arkasından kötü bir şey gelecektir şeklinde algılanmamalıdır. Aksi halde içe dönme, kendini yenileme, eksikleri giderme ve yeni bir sürece hazırlanma olarak düşünülmelidir. Yani birinci döngüde atılım yapar, hareketlenir. İkinci döngüde içe döner, eksiklerimizi gözden geçiririz. Bu kısım önemli arkadaşlar. Her iyi şeyden sonra kötü şey gelir ön yargısını kırmamız çok önemlidir. Aksi takdirde bu gerçekleşecektir çünkü. Bu enerji bir yönden diğerine mutlaka akar. Şimdi bumerang yasasına gelelim. Bumerang yasası bizden çıkan her şey onaylanarak bize geri döner der. Şu andaki hayatımız, yaşantınız bu zamana kadar gönderdiklerinin sana geri dönüşüdür aslında. Bilinçaltı kodlarımız 7 yaşına kadar oluşmaktadır dedik. 5 duyu ile aldığımız düşünce ve duygu ve davranışlar bize yetişkin olduğumuzda bunları hayatımıza geçiririz. Kızlar anneyi rol model alır,
İlk aşkları da babalardır, bilirsiniz. Erkekler de babayı rol model alır ve ilk aşkları anneleridir. Çocuklar görmüş olduğu evlilik modelini, ilişki ve iletişim yönlerini kendilerine model oluştururlar arkadaşlar. Beyin %70-80 oranında geçmişte yaşar. Duygularımız, düşüncelerimiz ve davranışlarımız bunları şekillendirir. Beynimizden çıkar her düşünce ve kelime nasıl evrene gidiyorsa evrenden de sana gelir. Suçlu karşındaki değil asla arkadaşlar. Bunu aklınızdan çıkartın. Bumerang da sizden giden size geri geldiği için başkasını suçlamayın hayatınızda. Çocuklukta değersizim duygusu kodlanır bize, biliyorsunuz. Değersizim titreşimi yayarsınız daha sonra da. Yasalara göre mıknatıs gibi de kendinizi değersiz hissettireni çekersiniz. Farkında olmadan yaptığınız bu durumla kendinizi kötü hisseder ve hep karşı tarafı suçlarsınız. Senin yüzünden, onun yüzünden, bunun yüzünden anda diyebiliriz. Evet, şimdi gelelim anda kalmanın neden önemli olduğuna. %70 geçmiş, %30 gelecekteyiz demiştik. Şimdi nerede peki? Geçmiş, üzüntü, gelecek, kaygı. Bu şekilde olduğunda bu duyguyu yayarsın ve çekmeye başlarsın. Gün içinde meditasyon yaparak, farkında olarak anda kalabilirsin. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.